Değerli arkadaşlar, mülakattan döndüm. Hala eski telefonumla çekimlerimi yapıyorum. Çünkü yeni telefonuma folye olmadı. Bu esaslarda 8'lerin köşeli olduğu için olmuyormuş. Birkaç yeri de mülakata sordum. Mülakattaki çekimlerimi bu yayınıma, videoma ekleyip eklemeyeceğim bilmiyorum. Çünkü arkadaşım ismini ve kendi görüntüsünü paylaşmamı istemedi. Saygı duyuyorum. Kendisine söyledim. Aslında videoyu gönderip eğer okeylerse yayınlayacağım. Bence çok güzel olmuş. Ama onun izni olmadan öyle bir şey paylaşamam. Ben bugün yine lahmacun yapıyorum. Ben zaten size lahmacun tarifimi vermiştim. Ara ara yapıyorum. Çalışan insanlar gerçekten bizim çok fazla zamanımız olmadığı için yemek olayı problem. Aniden bir misafir falan geldiğinde hem evimizi toparlayalım, hem kendi işlerimizi yapalım, hem yemek yapalım da çok zor oluyor. Arkadaşım da zaten gitmeden önce her şeyini hazırlamıştı, evini toparlamıştı, yemek hazırlamıştı. Dolayısıyla birbirimizle de hem vakit geçirebildik. Çünkü o görüşmeler burada çok kolay değil. 160 kilometre uzaklıktaydı. 12. ayda da Nürnberg'e gideceğim. 220 kilometrelik bir mesafede. Çok yakınlarda değiliz. Gidip gelmeler kolay değil. Çok sık 26 yıldır ben bu ülkedeyim. Ve aile dostlarımız ilk defa buluştuk. Çok da güzel oldu benim için. Sağ olsun. Çok ilgilendi benimle. Değerli arkadaşlar, hemen söyleyeyim. Aslında tarife ihtiyacımız yok. Biliyorsunuz ben yemeklerime kırmızı biber, acı biber ve kapya biberi, yeşil biber. Onların hepsini makinede çektim bu şekilde. Nane, bu sefer nane de kattım. Nanem, maydanozum, birazcık da reyhan arkadaşlar. Reyhan aslında katılmaz, basilikum yani. İki tane domates böyle zeklerine da bu şekilde makineden geçirdim. Domatesini de katıyorum. Biliyorsunuz benim sosum var. Ben sürekli sosumu katıyorum. Yemeklerime sosundan katacağım. Tabii etler, böyle iki torba etten lahmacun yapmak istiyorum. Yani eğer yetiştirebilirsem misafirlerimi davet etmek istiyorum. Onlar da uygunsa tabii. Biliyorsunuz hem lahmacunlarda işte bu soğanım, bunu ben makinede geçirdim. Suyunu biraz süzdüm çok acı olmasın diye. Çünkü sarımsak katmıyorum. Ben soğan katıyorum. Bunu zeytinyağında kavurdum arkadaşlar. Biliyorsunuz ben soğanımı kavuruyorum. Direkt katmıyorum. Bence çok lezzetli oluyor. Hem de rahatlıkla iş yerine falan götürüyorsunuz. Yani ağız kokması falan olmuyor. Bu şekilde bayağı bol soğan almış oldum. Hatta bu kitchen aid'in bu mutfak aletiyle de işte kalanları böyle sıyırma şansım oluyor. Gerçekten çok memnunum. Arkadaşlar bundan şapka mı deniyor artık ne deniyorsa. Tabii ki tuzumuzu katacağız. Biraz tuz katacağım. Sonra kimyon katıyorum ben. Lahmacuna biraz kimyon katıyorum. Kimyon çok lezzetli oluyor. Türkiye'den getirdim kimyonumu. Gayet güzel. Pul biber. Birkaç tane pul biber katıyorum. Artık sizin acıyla aranız nasılsa ona göre. Karabiber. Karabiber biraz şu anda abarttım. Problem değil ama salçamızı da renk verecek şekilde öncünün arkadaşlar. Ben bunu güneşletmiştim biliyorsunuz. Türkiye'den işte aslında benim Antakya'dan getirdiğim salça da var. Birazcık ondan da katabilirim. Bir dakika onu da getireyim. Değerli dostlar, Antakya'dan getirdim. Tabii o ete bulaştığı için hiçbir zaman kirli kaşı kullanmayın. Birazcık Antakya'dan getirdim salçadan da. Ev salçası arkadaşlar. Da çok güzel bir salça. Ben bunu şurada biraz terleme olmuş. Onu üst tarafta alt kısımda bir terleme yok. Bunu hemen kuruluyorum. Çünkü nem
yiyeceklerimizin çürümesine sebep olacaktır. Hamurumu da değerli arkadaşımın vermiş olduğu unla, o 405'in Aldi'lerde satılan unun zararlı olduğunu söyledi. 550'ydi sanıyorum. Bir de dinkel, işte dinkel denilen o kepekli undan verdi. Bunları karıştırdığım zaman çok lezzetli olduğunu söyledi. Ben de hem onun vermiş olduğu 550'lik 405'ten de çok daha az olsa kattım. Bir de o dinkel denilen o kepekli undan biraz kattım. Yemeklerini güzel yapıyordu arkadaşım. Mutlaka bir bildiği vardır diye düşünüyorum. Ben sosumdan da katıyorum. Tabii sosumun hepsini katmayacağım. Şimdi de eldivenimi takıp eldivenimle bunları yedirip lahmacunuma geçeceğim. Ve her zaman yaptığım gibi ortalığı toparlayarak. Evet, karıştırma aşamasına geldik. Değerli arkadaşlar, müzik falan açamıyoruz. Çünkü telif haklarından dolayı sıkıntılı. Kendim söyleyeceğim ama benim müzik dağarcığım çok fazla değil. Biliyorsunuz. Ve yani bu konuda yani müzikle aram da iyi değil zaten. Çok fazla şarkı falan da bilmiyorum. Hani ben söylesem. Hatta biraz araştırdım da işte telif hakkı falan olmayacak bir müzik açayım falan diye. Açıkçası zamanım da yok çok araştıracak kadar. Telefonumla ilgili söylediğim gibi sıkıntım var. Bu Samsung S8'lerde işte köşeli olduğu için tutmuyormuş. Yani aslında yani Samsung S 8'ler için özel aldığım halde olmadığı problemler oldu her yapıştırdığımda. İşte onu bir Darmstadt'a gidip sorayım diye düşündüm. Ama sanıyorum gidemeyeceğim. Çünkü lahmacunla yapmam falan biraz zaman alacak. Değerli arkadaşlar, daha önce biliyorsunuz küçük fırınım olduğu için işte lahmacun alt kısmını işte WMF'in ya da KitchenAid'in tavasında yapıyordum. Üst kısmına veriyordum. Tek tek atıyordum. Ama bu fırın birazcık daha büyük. İki tane tepsi ayarladım. Size de göstereyim. Şu şekilde tepsilerimi ayarladım. Şimdi dörder dörder atacağım. Şimdi de çiğ etin tadına bakmam gerekiyor. Evet, tuzu da iyi. Her şey güzel. Gayet lezzetli olmuş. Ben tabii yine bu yardımcı aletimi kullanıyorum. Görüyorsunuz küçücük bir alet ama insanın içine yarıyor. Ziyaret ettiğim arkadaşım da gerçekten dört dörtlük bir ev kadının yapacağı yani ihtiyacı olan bütün malzemeler vardı ve çok da becerikliydi. Ve size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben de şu pencereyi önce kapatayım. Ben de çok fazla İnsanlarla bir araya gelen, kalabalıklara giren gerçek gönüllü işler yapıyorum. O gönüllü işlerde tabii ki insan içerisine çıkıyorum. Ama genelde kendi yalnızlığımda seven bir insanım. Kitap okuyan, düşünen, araştıran bir insan olduğum için. Ama bunun uzun süre böyle bir şey yaptığınız zaman sizi ne kadar yani karakterinizin böyle tahammülsüz ve yani saplantılı sizi o hale getirdiğini bildiğim için ona izin vermiyorum. Ara ara misafir kabul ederim. Ara ara kendi kabuğumdan çıkıp eşimi dostumu ziyaret ederim. Ara ara eşimi dostumu beni ziyaret etmesini isterim ki o sivri yani yapımızın işte sivrileşmemesi, bir tür vahşileşmememiz için, işte sosyalleşmek için ara ara toplum içerisine girilmesi gerektiğini savunan bir insan. Ve bir de şunu söyleyeyim, her insanın her insandan daha üstün tarafı vardır. Yani herkesin birbirinden öğreneceği mutlaka farklı öğrenebileceği şeyler vardır. O yüzden de insanlarla bir araya gelmenin ben avantaj olduğunu düşünüyorum. Hep kendi kabuğunuzda yaşadığınız zaman siz kendinizi çok fazla da geliştiremiyorsunuz. Yani eski tepki oluyor, etkileşim oluyor. Onu da çok beğeniyorum, çok seviyorum. Ve arkadaşım da gerçekten ufkumu açtı. Yani evini çok beğendim. Muhteşem bir manzarası vardı. Evinin dekorasyonu çok zevkle döşenmişti. Yani her şey özenle seçilmişti ve kendisi de çok
becerikliydi. Hem işte çok aktif kendisini geliştirmiş, hem sosyal olan, hem de evinde dört dörtlük misafir ağırlayacak kapasitesi olan bir insandı. Benim için çok olumlu bir ziyaret oldu. Sağ olsun emeğini teşekkür ediyorum canım arkadaşımın. 12. ayda da başka bir arkadaşımı ziyaret edeceğim biliyorsunuz. Benim amacım size tarif vermek değildi ama yapmışken göstermek istedim. Hamurunda böyle birer beze hazırlayıp, yani beze ve yumak hazırlayacağım küçük küçük. Onların üstünü örteceğim ve yapmaya geçeceğim. Umarım yarın misafirlerimi ağırlayabilirim ve onlar müsaittir. Eğer onlar geleceklerse tarhana yapacağım Maraş bölgesinin. Onun da tarifini veririm size. Tabii önce arkadaşlarımla görüşmem gerekiyor. Müsaitler mi, değiller mi? Değerli arkadaşlar, Tayyip Şaba olarak da Doktor Ötkan'ın var. Benim diğer metal de var. Bunu da Türkiye'den getirdim. Değerli Fidan'la beraber ucuz bir yerden almıştık. Bakacağız hangisi iyi. Bakalım. Yani ondan sanki o kadar da memnun kalmadım gibi. Doktor Ötkan'ın gayet güzel. İşte ne kadar büyüklükte açacaksanız ona göre hamurunuzu ayarlamanız gerekiyor. Ben bu şekilde bakpapiyanın, yani bu işte yağlı kağıdın üzerinde üstünü altını kapatacağım onun kurumaması için. Bu şekilde yapacağım. Tabii üzerine de sıçrattım onu hiç istemezken. Yarım hamurun üstünü kapatıyorum. O koruma kabında bir daha denemek istiyorum. Bunu o da fena değil. Bu şekilde işte kendiniz açacağınız yufkanın büyüklüğüne göre bu şekilde kesmeniz gerekiyor. Hamurum çok güzel mayalandı arkadaşlar. Güzel tarafı bu Doktor Özkan'ın hamurun bulaşmaması, gördüğünüz gibi çok temiz kalıyor. Tabi hamurum da öyle yapış yapış bir hamur değil. İkisini de kullanıyorum şu anda. Şu hamurum biraz küçük olmuş. Bakalım bakalım. Ben bunu hep yapıyorum arkadaşlar. Şimdi tatildeyim. Bulduğum için yemek hazırlıyorum. İşte bir kısmını arkadaşlarım, işte gelen misafirin önüne çıkartırım. Bir kısmını da böyle buzluğa atarım. Yine bir misafir geldiğinde bazen iş yerine götürüyorum. Biliyorsunuz aslında akşamları yemek yememek gerekiyor. Ben de akşam hazırladığım yemeği iş yerine götürüp öğlen yemeği tercih ediyorum. Akşama hafif geçiştirmeye çalışıyorum. Gerçi bu son zamanlarda çok da dikkat etmiyorum. Aslında dikkat etsem iyi olacak. Ben yumağımı kesmeye devam edeyim. Yumak ya da beze artık ne diyorsanız. Açma aşamasında ve pişirme aşamasında tekrar açacağım. Şu anda burada 22 tane beze var arkadaşlar. Unumu da yanıma aldım. Ve harcım da burada. Lahmacun harcım da yanımda. Bunun üstünü bu şekilde kapatacağım. Ya da peçete getireyim. Kurumaması için üstünü örtüyorum. Bazı arkadaşlar ıslak bez yapıyorlar. Ben bilmiyorum. Sanki o çok ortalığı kirletiyor gibi. Ben bu şekilde bezimi açayım. Hepsine dörder tane sığacak şekilde yerleştireceğim. Birazcık daha açabilir miyim bilmiyorum. Dörder tane sığacak şekilde olması gerekiyor. Böyle. Umarım sizler de iyisiniz değerli dostlar. Her şey yolunda gidiyordur. Sizlerde de. Tabii kendi tecrübelerinizle bana yazarsanız sevinirim. Bir değerli arkadaşımız
içli köfte videomun altında pazarcık usulü olmadığını söyledi. Ben size zaten videolarımdan bir tanesinde söylemiştim. Pazarcıkta bazı tarzlar, yemek tarzı ailelerden ailelere, böyle köklü aileler var. Ailelerden ailelere değişiyor. O yüzden belki de mutfağımız çok zengin. Ben mesela pazarcıklı bir aileyi görmüştüm. Çok fazla kızartma yapıyorlardı. Aşırı derecede. Ve bizim evde de kesinlikle kızartma yapılmazdı. Belki de babam çok titizdi. Yani onunla da alakalı olabilir. Babam sağlığa çok önem veriyordu. Sağlıklı beslenmeye çok önem veriyordu. Bizim evde hiç kızartma neredeyse yapılmaz. Bilmeyiz. Ya da işte dün gittiğim arkadaş da çay içmediğini söyledi. Bizde hiç kimse dedi çay istemez dedi. Aynı şey bizim ailede de geçerli. Yani bize misafir geldiğinde tabii ki çay da yapılıyordu. Ama daha çok biz meyve falan ikram ederdik. Ama bazı insanlar çay olmasa yaşayamayız diyen aileler var, alışkanlıklar var. İşte ben içli köfteleri dışına kesinlikle bizde şey katılmaz, salça katılmaz ama katan aileler var. Ve Maraş'ta benim bir yengem var, çok beceriklidir, çok uzun açar. Maraş'ta bazı kadınlar çok uzun uzun açar. Ama geneli benim yaptığım gibidir. Yani yumurta şeklindedir. Çok küçük değildir. Bazı yöreler çok küçük yapıyor ya da yuvarlak yapıyor. Aslında o çok küçük yapanlar yani kendi mutfaklarında alışık olmadıkları ve orada burada öğrenen insanlar genelde öyle çok küçük yapıyorlar. Çok küçük de olmaz. Orta büyüklükte olur içli köftelerimiz. Ama tabii o arkadaşıma merak ettim yani pazarcıkta nasıl. Çünkü bana orijinali bu değil öğrendi yazmış da ben de merak ettim. Bana işte söylerseniz nasıl neyi kastettiğinizi yazarsanız sevinirim diye yazdım. Ama daha hala cevap gelmedi. Arkadaşlar bezeleri böyle açıyorum ki arka arkaya doldurup çünkü elimle taşıyacağım tepsileri. Ben tabii bunu sonuna kadar size göstermeyeceğim. Size zaten vermiştim. Videomda belirtmiştim. Hamurum da benim hep aynıdır değerli arkadaşlar. İşte mayadır. 2 tane şeker atıyorum. Onu ılık suda ben biraz bekletiyorum. Beklettikten sonra tuzunu katıyorum ve ununu. Tabii birazcık da zeytinyağı. Benim hep aynıdır. Ilık suyla da ben o hamuru yoğurup bekletiyorum. Her şişene kadar. Fazlası eğer kalırsa da fazlasını buzluğa atacağım hamuru. Bir başka zaman aynı hamuru börekte kullanabilirsiniz. Başka işte yapmak istediğiniz işte pizzada kullanabilirsiniz. Aynı hamuru kullanıyorum çünkü. Burada da tepsimi hazırladım. Çıkan lahmacunlar buraya konacak. Fırınımı ayarlayayım. Değerli arkadaşlar şöyle bir çevireyim. Fırınımı da görün. Fişini takacağım. Tabii fişini takabilecek miyim bakalım. Takmaya çalışacağım. Evet. Ne yapalım? Havalan. Maymala olsun. Her taraf aynı pişsin. O ayara getirdim. Ona ne dedim? Luft pomp. Yani havasını yayıyor. Öyle bir fonksiyonu var bu fırınımın. Aradaki işte o ızgara yani ekini o ızgara için kullanılan ekini çıkartmadım. Çünkü bir tane tepsi, yani sadece bir tepsisi var. İkincisini uyduruyorum yani. Uydurduğum için o alttaki o demirin olması gerekiyor. Öyle kalacak. Arkadaşlar, şimdi ben harcını geçiriyorum. Bu şekilde. Sanki salçası az mı olmuş? Malzemesi kesinlikle bol olacak arkadaşlar. Kesinlikle sevmiyorum. Pazarcıkta yapmıştım ve oradaki fırıncı özellikle söylediğim halde malzemesi bol olacak dediğim halde resmen sürtmüşlerdi
Ve sadece ekmekti yani. Çok sinirlenmiştim ben gerçekten. Çok üzülmüştüm. Bize sadece böyle şey yediriyorlar. Hamur yediriyorlar diyorlar bazı arkadaşlar. Ben şöyle size böyle yerleştireyim. Ben böyle elime alarak alıyorum gördüğünüz gibi. İkinci aşamaya geçeyim. Bu elimdeki salçaları oluruya yerleştireyim. Ben size böyle birkaç tane göstereyim. Ondan sonra pişmiş halini göstereceğim. Ben yapmaya devam edeceğim. Bu arada da arkadaşlarımı arayabilirim. Gelecek misin? Gelme imkanınız. Daha doğrusu bir baba ve kızı değerli arkadaşlar. Sağ olsunlar. Ben onlarla yemeğe gitmiştim. Onlar da bizim kendi yöremizin unlu oldu. Valla bunu da atmak istemiyorum açıkçası. Bu şekilde böyle alıp tepsiye koyuyorum. Sonra elimdeki baharatı böyle yapıştırıyorum salçayı. Bunlar böyle yediriliyor. Ben tabii zeytinyağı eklemesi yaptım. İşte soğan kavururken de zeytinyağı, has zeytinyağı, güzel zeytinyağı kullanıyorum arkadaşlar. İspanya'dan getiriyoruz biliyorsunuz. Daha önce bahsetmiştim. Çok güzel, kaliteli zeytinyağım var. Ama o yağın az olduğunu fark ettim. Ben ekleme yaptım. Şimdi bu şekilde. Üçüncüsü. Şimdi dördüncüsünü yapıyorum. Yani böyle küçük. Ben daha önce büyük büyük yapıyordum. Tek tek attığım için. O küçük tepsilere sığacak şekilde yapıyordum. O küçük fırınımın ayarına göre. Ama bu fırınım dediğim gibi büyük olduğu için dörtlü dörtlü atacağım. Ama tabii ebatı daha küçük. Daha önce büyük büyük yapıyordum lahmacunlarımı. Ama bu biraz küçük küçük olacak. Ama daha hızlı bitecek. Böyle düşünüyorum. Bunu da böyle alayım. Kenarına bırakayım. Evet. İşte sıçramalar falan oluyor. Onu çekiyorum bu şekilde. Değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi hazırlamış durumdayım. Ben devam edeyim. Gereksiz uzamaz. Değerli dostlar, altını çok açmamışım. Sona kadar getirmek gerekiyor hızlı olması için. Lahmacun da öyle. Isıyı biraz fazla veriyorsunuz. Gördüğünüz gibi kızarmış. Ben bunları üst üste koyacağım. Zaten tepsimi de göstermiştim. İkinci hazırladığım tepsiyi hemen sürüyorum. Bu şekilde. Bu arada gördüğünüz gibi bayağı bir yufka açtım. Hızlı ilerlemesi için. Şimdi şurada da ne yapacağız? Kızarmış olan şunu bir düzelteyim ben. Düzeltiyorum dostlar. Buradaki kızarmış olan lahmacunları da bu şekilde tepsiye alacağım. Böyle. Bunu da Türkiye'den getirmiştim Maraş'tan. Bir düz, bir de üstüne kapatacağım bu şekilde. Bu arada evde limon yok. Gidip limon almam lazım. Ben misafirlerimi arayamadım. Böyle bir düz bir ters. Bu şekilde. Fazlasını da zaten buzluğa atacağım. Zaten altını çok açmamışım daha önce. O yüzden pişmesi çok geç oldu ve o yüzden bu kadar fazla açtım. Değerli arkadaşlar, böyle ben devam edeceğim ve pazarcık tarhana çorbasını yaptığımda eğer tabii dostlarım gelecekse bu videoya devam edeceğim. Lahmacun şimdilik bu kadar. Söylediğim gibi size daha önce zaten tarifini vermiştim. Ben 3 aşağı 5 yukarı hep aynı yapıyorum. İşte bu sefer değişik olarak taze nane kattım. Biraz basilikum kattım. Ama diğer malzemeler aynıydı değerli arkadaşlar.
Ben devam edeyim. Söylediğim gibi bir de arkadaşlarımı arayayım. Kahvaltı yapmadım. Öğle sonrası sanıyorum 3 falan. Bir tane böyle ayakta tadına bakıyorum. Gayet güzel olmuş. Acılık falan yerinde, harika. Bu arada ikinci lahmacunumu götürüyorum. Bitti. İçi bu kadar kaldı. Biraz hamurumdan artacak. Bu son bezeyi, yani yufkayı biraz büyük açacağım. Size bir de göstereyim ne kadar lahmacun mesela. Bu kadar. Daha geliyor. Fırında var. Tezgahta var. Tezgahta görüyorsunuz zaten. Ya. Saat öğleden sonra 4 civarı. Daha alışverişe gideceğim. Arkadaşlar geliyor. Onlara bir pazarcık çorbası. Tarhana çorbası. Onu da yapacağım. Söyledim çünkü. Yanına bir de salata veririm. Onu biter. Değerli arkadaşlar, şimdi gösterdiğim gibi bu kadar lahmacun daha fırında var. Ve bir kısmını da böyle tabağa alıyorum. Çünkü bir kısmını buzluğa atacağım ben. Bunların soğuması gerekiyor. Zaten üstü devrilir. O yüzden daha tezgahta lahmacunlarım var. Ve hamur tezgahını temizliyorum. Tabi buralarda bu şavalardan faydalanıyoruz. Yapışmış olanları bunlarla temizliyoruz arkadaşlar. Yapışmış hamurları. Şu kadar da hamurum kaldı. Bunları da toplayacağım. Buzluğa atacağım. Bununla ben sanıyorum pizza yaparım. Böyle iki tane pizza çıkabilir. Böyle buzluk poşetine içerisine bırakıyorum. Şimdi tezgahımı temizleyeceğim. Yarın misafirler geliyor çünkü. Geleceklerini söylediler. Öğlen gibi burada olacaklar. Tarhana çorbası tarifine kadar şimdilik ara vereceğim videoma. Tabii siz devam ediyorsunuz izlemeye. Değerli canlar, gördüğünüz gibi tezgahımı temizledim. Burada lahmacunlarım soğusun diye böyle birer paketlik ayırdım. Bunlar yarın misafirim için, daha 4 tane fırında. Onlar da misafirlerim için. Fazla fazla bırakacağım tabii misafirlerime. Doysunlar, hatta biraz da giderken veririm. Bu da bizim çorbalı tarhanamız. Biz bunu ince ince kıtır kıtır da yiyoruz. Ben bunu bu şekilde hazır aldım. Maraş'ta hem evde yapılıp satılıyor hem fabrikasyon satılıyor. Oradaki kadınların işi oldukça kolaylaştırılmış durumda. Böyle bir tencere kullanacağım. Çelik tencereyi tercih ediyorum. Teflon tencereleri tercih etmiyorum bu çorba için. Bunu ben böyle bırakacağım. Almıştım zaten. Sanıyorum bu kadar, 3 kişi olacağız yarın. Sanıyorum bize yeter. Ben bunu ıslayacağım. Sonra da akşam geç saati ben bunu ısladıktan sonra ocağa koyacağım ve miksere vereceğim. Sabah da misafirlerim gelmeden önce tereyağlı ve naneli, kuru naneli. Bunda olmazsa olmazı arkadaşlar. Kuru nane mutlaka olmak zorunda. Tarhana çorbası için. Çok çocuklara verirseniz tabii onu katmıyorsunuz. Çok lezzetli oluyor. İşte kışın da çok ideal oluyor. Hatta bir tane daha bırakabilirim. Sanıyorum yaza kadar bu bana yetecek. Bu kışı rahatlıkla bundan atlatırım. Gelecek yılda aksilik olmazsa, bu Covid'le falan aksilik olmazsa tabii Türkiye'ye yine gitmek istiyorum ve yine getiririm. Öyle arkadaşlar. Şimdi limon almaya gideceğim. Bunu ıslatayım. Isıtırken de onu da söyleyeyim. Soğuk su takıyorsunuz. Normalde yıkanmıyor ama üzerinde tozu falan var diye düşünüyorsanız üstüne vurabilirsiniz. Hatta ben de öyle yapayım.
Bilmiyorum tozu falan var mı? Böyle. Normalde yıkanmaz. Kesinlikle yıkanmaz. Bu arada yine çamaşır suyu pijamamı giydim. Ben söylediğim gibi iş yaparken mutlaka üstüm başımı değiştiriyorum. Bunlar da benim zaten iş tişörtlerim. Bunları daha önceden alıyorum fazla fazla. Sanıyorum bunlardan belki 20-30 tane vardı bende. Ve pijamayla da rahat ediyorum açıkçası. Çünkü pijama bir de çamaşır suyu falan değdiği zaman problem değil. O yüzden eşofman, sevdiğim eşofmanların leke olmasını istemediğim için. Evet, kapağını kapatıyorum. Tabii bu kaynadıktan sonra, yumuşadıktan ve mikserine verildikten sonra tuzuna da bakacağım. Tuz da katacağım. İsterseniz yoğurt takviyesi de yapabilirsiniz. Normalde bizler evlerde yapılanlar özel yapıldığı için yoğurt ayarı falan oldukça iyi oluyor. Ama bu hazırlar nasıl bilmiyorum. İsterseniz yoğurt da katabiliyorsunuz. Yoğurt bir tane yumurta sarısı çırparak kaynadığı zaman, bu çorba kaynadığı, tarhana çorbası kaynadığı zaman böyle karıştırı onu da katabilirsiniz. Yoğurt da katabilirsiniz. Ama bunda öyle yapmayacağım. Sadece annemizin yapmış olduğu, işte büyüklerimizin yapmış olduğu, pazarlıkta yapıldığı şekilde yapacağım. Basit bir çorba, çok lezzetli ve bizim çok sevdiğimiz ve bizi diğer şehirlerden ayıran mutfağımızdaki yemeklerden bir tanesi. Yani çorbalardan bir tanesi. Değerli arkadaşlar, alışverişe gittim geldim. Hatta biraz internet araştırma yaptım. Kardeşlerle WhatsApp'tan görüştük. Gördüğünüz gibi limonlarımı aldım. Evin biraz tozunu aldım. Yarın misafirlerim geliyor. Ocakta da şöyle çevireyim. Tarhana çorbası kaynıyor. Ben kartofu sanfa tupavarenin arkadaşlar. Bununla bir defa elden geçirdim. Gayet de iyi oldu. Ezmek için bunu kullandım. Biraz yakınına getireyim. Getirebilirsem tabii. Bakın. Bu şekilde bu kartofu sanfa aslında çok da işime yaramıyordu. Ama bu tarhanada gerçekten süper olacak. Tupavarın gerçek, yani bunu ben püre için, yani patates ezmek için aldım. Bir tane çivodan almıştım. Ondan memnun kalmadım. Attım. Sonra bunda değerlendirmeler de çok iyiydi. Ama bundan da o kadar memnun kalmadım. Ama bakın yine kaliteli bir şey. Bir şekilde insana faydası oluyor. Bu tarhanada bayağı işime yarayacak. Mikser kullanacaktım. Onu kullanmama da gerek kalmadı. Şurada bir tane tarhanalarda oluyor. Çığın, bu hani doğal çığlarda oluyor. Böyle bir şey var içerisinde. Onu aldım. Ya da dövmeden karışmış olabilir. Bakın. Ne kadar güzel oldu. Hiç miksere falan gerek kalmadı. Çok güzel ezdi bu. Misafirlerim yarın geleceği için yağ yapma olayını yarın yapacağım. Tabii birazcık su katacağım. Sıcak su katıyorum bunu. Güzelme. Zaten yağmayla yapılan yemekler böyle katılaştığı zaman su katılabiliyor arkadaşlar. Dövmenin özelliği de o. Ben birazcık daha böyle ezmek istiyorum. Bu şekilde. Buna isterseniz sarımsak da katılabilir. Sarımsak katılmayabilir. Sarımsaksız yapıyor ama normalde. Ama ben sarımsakla da çok seviyorum. Ama tabii yarın misafirlerine sarımsaklar katacak değilim. Burada da tavamı hazırladım. Burada tereyağı kavuracağım yarın. Üzerine dökmek için. Şöyle bir kepçemi alayım. Bir kepçemle de şöyle elden geçireyim. Şimdi bunun bir özelliği, bu altta tutabilir arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın burada yapışmış. Bunu şimdi altını kapatacağım. Yarın tekrar kaynatacağım. Tekrar biraz sıcak su katarım.
Şimdi bu altını kapatırsam o yapışan kısım kendini bırakır. Yani biraz su katacağım. Bakın ne kadar özlü oldu. Buna biraz su katmam gerekiyor. Bu şekilde çorba olarak içilmez. Bunu ağzını kapatacağım. Bir defa daha bu tupavarenin işte patates ezeceğiyle stampa deniliyor. Kartofu stampa deniliyor. Onunla tekrar bir ezerim. Şimdi altını kapatayım. Tuttu çünkü alt kısmı tuttu. Kendisini bıraksın. Bakın ne kadar güzel olduk. Evet, çorba da böyle. Bugünlük bu kadar. Yarın ben son aşamasını size gösteririm. Tabii evimi ve masamı hazırlayacağım. Bir gibi gelecek misafirlerim. Onlara o şekilde söyledim. Bir de benim ev soğuk oluyor dedim. Ona göre giyinin. Gerçi misafirlerim için kaloriferi açacağım ama tek bir kalorifer bir tek açıyorum, o yüzden yine de soğuk olur diye sıkı giyinin dedim. Öyle yarın devam edeceğiz. Değerli canlar, saat 9'a kurdum çünkü dün saat 1'de uyudum. Misafirlerim saat 1'de gelecek. Ortalığı toparlıyorum, öyle dağınık bir şekilde misafirlerimi tabii ki ağırlayamam. Bu arada tarhanama su ekledim, yine kaynatıyorum. Bakın ne kadar katılaşmış. Böyle göstereyim. Su kattım, görüyorsunuz. Bayağı katılaşmış. Tekrar su sıkıyorum. Tarhanama yapmak için. Sonra buna karar verdim. Bakır tavamı kullanacağım. İlk defa kullanacağım. Antep'ten almıştım. Bakalım yağ nasıl kavuracak. Ben işime devam edeyim. Yani şöyle kitaplarım falan da aldık. Yoksa her zaman evim falan temiz. Ama sağımda solumda kitaplarım oluyor. Misafir gelmeden önce de o kitapları toparlıyorum. Ha, söyleyeceğim şu, bakın. Burada çay bardaklarımı bile hazırladım. Limonumu bile kestim. Salatanın bütün malzemelerini doğradım. Ayrı ayrı kaplara koydum. Yani ben misafirim geldiği zaman bu tarz şeylerle uğraşmak istemiyorum. Sadece misafirimle ilgilenmek istiyorum. O ziyaret ettiğim mülakatta ziyaret ettiğim arkadaşım da aynı şekilde yapmıştı. Sanıyorum çalışan insanlar böyle pratik düşünüyor. Bunu da ek olarak, bilgi olarak vereyim. Değerli arkadaşlar, içli köftelerim bu şekilde çıkartmışım buzluktan. Dün akşam çıkarttım. Şimdi içli köftelerin suyunu hazırlıyorum. Su, tuz ve sumak ekşisi. Biz hep bu şekilde haşlarız. Çünkü yarılmasın diye. Bu arada bunu arkadaşım, mülakadaki arkadaşım böyle rendeliyor ve bu şekilde koruma kaplarına, şimdi burada şişeye bana verdiği için, bu bana güzel bir fikir verdi. Ben de kendim aldım zaten havuç ve kırmızı lahana. Buraya sumak ekşisi şöyle az bir şey. Arkadaşlar biz bunu her zaman yaparız. Evet, bir damla damlatıyoruz. İçli köfteler kaynarken yarılmasın diye o onu koruyor. Bunu da böyle hazırlayacağım. Maalesef bunun kapağı yok. Başka bir kapak uydurmam lazım. Buna bir tane yedek kapağım vardı. Onu bulmam gerekiyor. Ya da evet, yedek atmış olduğum bir tencerenin kapağı. Bunu buraya uyduruyorum. Bunu hazırladım. Ve salatamın bunun üstünü örteceğim. Bunu buradan çıkartmam gerekiyor. Zaten maydanozum da hazır, soğanım da hazır. Tabii soğan isterlerse katacağım, istemezlerse katmayı düşünmüyorum. Ama hazırladım yani soğanı. Limon sıkacağım üzerine. Salata bol olsun. 3 kişilik çünkü yenilir diye düşünüyorum. Yenilmezse yazık olur valla. Bence yenilir. Onlara da söyleyeceğim. Bu bitmek zorunda diye. Bu da maydanozum. Maydanozumu da dökeyim. Çok olmuş maydanozum. Fazla dökmeyeyim. Kalsın. Ve üzerine benim İspanya'dan getirilen zeytinyağım. Zeytinyağı dökeceğim. Yine tereyağından almam gerekiyor. Sonra pul biber. Pul biberini dökeyim. Biraz acı olursa güzel olur. Gelen arkadaşlar da Maraşlılar.
Onlar da sever acıyı. Şimdilik katmayacağım salatama. Soframı da böyle uzaktan görünmüyor burada. Soframı da yavaş yavaş hazırlıyorum. Geldiği zaman her şey hazırlansın diye. Çayımı da kendime ait çayımı da böyle filtresine, çay torbasına, tüyte yani. Tüyte. Ona hazırladım. O da hazır. Altına suyunu da bırakacağım. Şimdi çorbamın yağını kızartacağım. Değerli arkadaşlar, bu kaba aldım. Çünkü karıştırmak da zor, çekimleri dar geldi. Bu da Epson'un güzel bir plastik. Kaliteli bir plastik. Limonu sıktım. Biraz limonu da bırakayım. Çünkü soğanın da limon tuzuyla, biraz limon tuzu kattım buna. O yüzden çok fazla limona gerek yok. Şimdi ne yapayım? Tabakları masaya götüreceğim. Başka ne işim var? Şu ufak çıkan bulaşıkları yıkayayım. Söylediğim gibi misafirlerim geldiğinde herhangi bir işi kalsın istemiyorum. Değerli canlar, tereyağını bu bakır tavanın içerisine bıraktım. Çok az kaldı kendi poşetinde. Ben bunu dolaba yerleştirdim. Bu iyice kavrulduktan sonra üzerine kuru nane dökeceğim. Bizim mutfağımızda kuru nane çok önemli. Olmazsa olmaz. Ve bizim birçok şey, yemeğimizin lezzeti de bu kuru naneden geliyor. Onu zaten diğer videolarımda bahsetmiştim. Değerli dostlar, bir yandan tereyağım kavruluyor, bir yandan bulaşımı yıkıyorum. Bu bardaklarımı çok kullanmıyorum. Göstereyim size. Bu bardaklarımı çok kullanmıyorum. Ama misafir gelecek, uzun süre kullanmadığım için şimdi onları da bir elden geçiriyorum. Şu borcam ikili bir set bu. Yeni aldım çünkü ben İran pilavı yapıyorum ve onları çevirmem gerekiyor. Bu küçük çok işime yaramıyordu ama şimdi ısıttıktan sonra lahmacunları bu borcuma koyup o şekilde servis yapacağım. Bakın işime yaradı. İyi ki de almışım. Yani evimde çok malzeme var ama işe yaradıktan sonra yani sorun yok. Ne yapalım? Şimdi tereyağı iyice kavrulacak arkadaşlar. Size içli köfte içinde şunu söyleyeceğim. Bu suyun kaynadıktan sonra tuzlu suyum ve sumak ekşili suyum kaynadıktan sonra içli köfteleri bırakıyorum içerisine. İçli köfteler havaya kalkana kadar kaynıyor. İçli köftelerin özelliği o. Bilmiyorum o aşamayı size gösterir miyim? Bakalım. Canım bu... Pardon. Bunlar da benim aslında satabileceğim bezler ama ben tam emin olmadığım için bunlar camlar için satılan beze arkadaşlar. Onların tam parlaması için. Şimdi burada bir fırsat oldu. Bezlerimden kullanayım. Ben test etmeden, emin olmadan hiçbir şey satmıyorum arkadaşlar. Benim için çok önemli. Gerçekten de çok güzel parlattı. Bu fikir niye geldi? Arkadaş işte böyle bezlerden varmış evinde. Aa dedim, bende de var. Ama ben emin daha olamadığım için onları satışa sunmuyorum diye. Zaten çok fazla bir kesime de hitap etmiyorum yani. Sadece yakın çevreme. Gittiğim zaman beraber götürüyorum. Hani ihtiyacımız var mı diye. Satabilirsem, bir iki tane satabilirsem satıyorum yani. Hani sadece çay, kahve ihtiyacı. Bu şekilde arkadaşlar. Süper yaptı. Gayet güzel yaptı bezlerim bunlar. İlgilenenler benimle bağlantı kursunlar. Ha bu arada... Kavruluyor. Ben onun şimdi nanesini atacağım. Arkadaşlar şöyle saklaştırayım. Evet. Nanesini atayım. Birazcık daha kavrulabilir. Birazcık daha bekleyebilirim. Ben Almanya'nın tereyağlarını çok beğeniyorum arkadaşlar. Burada zaten Bauernhofer çiftlikler çok fazla. Zaten yayla da çok yeşilliği de var. Yani hani böyle süt mamuleri konusunda burada mahrum değiliz. O anlamda Türkiye'ye çok da özlemimiz yok. Çok insan da çiftliklerde gidip peynir alıp kendileri yapıyorlar peynirini falan. Bu tarz imkanlar da var. Size zaten göstermiştim de. Nedense bu bir türlü kavrulmuyor. Belki köpüğü gitmiştir. Kızaracak o yüzdendir. Ben nanemi atayım arkadaşlar. Nanemi bol attım. Nasıl olsa bol bol var. Evet, görüyorsunuz. Ne güzel kavruldu. Ben onu şimdi çorbanın üzerine döküyorum.
arası yapalım. Bu şekilde. Bu şekilde döküyorum. Ve birazcık da bu son yağları da almak için böyle bir keç aldım. Böyle döndürüyorum. Ve çorbanın işi bitti. Misafirlerimin gelmesini çorban bekliyor. Altını kıstım. Geldiklerinde kaseleri alacağım. Bu iş bitti arkadaşlar. Size son halini göstereyim. Bu şekilde. Çok güzel görünüyor. Muhteşem görünüyor. Evet. Şimdi de iş köftenin fırın ocağı alacağım. Önce şurayı temizlemem lazım. Altı kapatıldı. Şimdi şurayı temizlemem gerekiyor. Biraz nane düştü. Mutfaktaki kamera olayım bitti. Şimdi biraz da masanın kenarına alacağım kameramı. Değerli canlar, soframı hazırladım. Buraya tabii çorba kasesi gelecek. Sonra işte ortaya lahmacun, içli köfte ve salata gelecek. Limon da burada. Limon hazırladım zaten. Limon ekstra sıkılmak istenirse. Misafirlerin belki gecikme durumları varmış ama ben bire göre ayarladım dedim. Şimdi yiyecekler soğuyacak. Bir de kahvaltı da yapmayın demiştim. Hani iştahlı olsunlar diye. Belki pazar günü için birçok insana erken olabilir. Ama günden hem onlara da kalsın, bana da kalsın mantığıyla. Ne kadar erken kalkarsanız o kadar yol alıyorsunuz. Tabii daha önce bana söylenseydi o şekilde Almanlar gibi illa bu 2'dir 4'tür falan değil. Hani bugün biraz erken gelseler daha iyi olurdu. Ben annem şey derdi bana hep. Sen ne kadar telaşlısın, acelecisin falan derdi. Ben randevusuna hep erken giden bir insanım. Geç değil, erken giden bir insanım. Kendimi hep ona göre ayarlarım. Bu yılan alışkanlığı işte yani. İşte o şekilde herkesin bir alışkanlığı var. İşte ben de söyledim eğer gelirseniz zamanında benim için daha iyi olur dedim. Geliyorlar. Zaten yakın yani uzakta değil. Hani uzak yoldan gelse tabii isterseniz değişebilir yol şartlarını falan bilemiyorsunuz. Normal çünkü ben de Mülaka'ya giderken kesin bir saat veremedim. Çünkü giderken de bir sürü trafik vardı. İnşaat vardı, trafik vardı. Kestiremiyorsunuz yani. Çok yavaş gittiğim yerler oldu. Ama yine de söylediğim saate ulaştım. Yani. Değerli canlar. Burada lahmacunum. Burada dişli köftem. Misafirlerimi bekliyorum. Kalan bulaşıklarımı da yıkayacağım. Tertemiz. Çünkü bulaşık makinem de yok. Bu şekilde hareket etmek zorundayım. Onlar da tam bir de gelecekler. Süper. Oturup hemen yemeği ikram edeceğim. Arkadaşlar misafirlerim geldi. Kapıyı açıyorum. Alo? Burcu? Burcu? Alo? Burcu? Kapı açık mıydı bir tanem? Değerli dostlar, bu videomda size çok güzel bir film tavsiyesinde bulunacağım. Uzun zamandır film tavsiyesinde bulunamıyordum size. Onun farkındayım ben. Filme geçmeden önce size son zamanlarda elime geçen iki kitaptan bir tanesini sipariş verdim. Bu finans dünyasıyla alakalı. Think and Grow Rich diye, yani büyük düşün ve zengin ol diye. Tabii kitap İngilizce değil, Almanca. Bu tabii finans dünyasıyla ilgili klasik kitaplardan bir tanesi ve ben beyin jimnastiği yapmak istiyorum. Başarılı insanların nasıl başarılı olduklarını merak ediyorum açıkçası. Buna benzer birkaç kitap elime geçirmeye çalıştım. Yalnız bu kitapların şöyle bir problemi var. Gerçekten çok pahalı. Buna 15 euro civarında verdim. Normalde çok daha pahalılar. 25 euro, 30 euro civarındalar. Ama değeceğini düşündüğüm için aldım ve okuyorum yani. Daha başlangıç aşamasındayım. Çok fazla ileri gitmedim. Bilmiyorum yani. Ama güzel fikirleri var yani. Diğer kitapta Halil Öztoprak'ın arkadaşlar. Kur'an'da Hikmet, Tarihse Hakikat, Kur'an'da Hikmet, İncil'de Hakikat diye. Ben bu kitabın uzun zamandır peşindeydim. Ve Türkiye'ye gittiğimde de kaç kitapçıya girdiğimi de bilemiyorum. Bir türlü bu kitabı bulamadım. Bayağı takıntı haline gelmişti. Derneğimse kitapları düzenliyordum ve bu kitap elime geçti.
Tabii görür görmez hemen elime aldım ve eve getirdim. Bakın kitap kimin tarafında derneğimize bağışlanmış? Şahsım tarafından bağışlanmış. Kendi kitabımı bendeymiş meğerse ve ben bu kitabı tamamıyla unutmuşum arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi bazı kitaplar zaman içerisinde değeri anlaşılıyor. Bu da okunması gereken kitaplardan bir tanesi. Maraş alimlerinden. Filmimize gelince bu Jessica Chastain'in 2016 yapımı filmi. Ben bunu Amazon'da gezerken karşılaştım arkadaşlar. Filmi de şöyle size kısaca göstereyim, konusunda size biraz okuyayım. Elizabeth Sloan ne pahasına olursa olsun kazanmaya çalışan hırslı bir lobicidir. Silah kontrol yasasını geçirmek üzere harekete geçer. Miss Sloan silah sahibi olabilmek için özgeçmiş bildirimi yapılmasını zorunlu hale getirmek için bir kampanya başlatır. Ancak işi bu kez kolay olmayacaktır. Karşısında güçlü ve tehlikeli silah lobisi vardır. Ve bu uğurda kariyerini ve hatta daha fazlasını riske atmak zorunda kalacaktır. Ve size şimdi izleyicilerin yorumlarını okumak istiyorum arkadaşlar. Hayatın kendisini izlemek isteyenler için izlenmesi gereken bir film ve son dönemlerde izlediğim en keyifli filmlerden bir tanesi diye yazmış ve buna benzer bir yığın yorum var. Kesinlikle harika ve izlenmesi gereken bir film diyor. Size ben güzel yorumlara geçmek istiyorum. Gerçekten izlenmeye değer bir film. Kesinlikle izleyin. Yalnız film için diyor. Neyse bu okumak istediğim bir yorum değildi. Ben okumak istediğim yorumu bulup o şekilde size dönüyorum. Dünyada serbest piyasa oluşumunu destekleyen tekel anlayış sisteminin siyasilerin üzerinde anayasaları kendi çıkarları için nasıl değişim sağladığını en iyi şekilde anlatan bir film diyor. Oyunun içinde oyun satranç karşılaşması gibi bir filmdi. Amacına tutkuyla bağlı olmak bu olsa gerek ve bir de bu kadın planlama olması bana biraz planlar biraz abartılı geldi falan diyor. Genelde akıl dolu bir film diyor. Sadece film için söylenecekseniz çok güzel bir film diyor izleyicilerden bir tanesi. Her vatanseverin severim diyen kişinin mutlaka izlemesi gereken bir film konusuna gelirsek bahsedilen konu sadece ABD üzerinde değil birçok ülkenin sorunu bu diyor. Yani sadece ABD'nin sorunu değil birçok ülkenin koltuğa kendi o koltuk uğruna vatanı harcayan yani koltuğu uğruna ülke çıkarlarını ikinci plana atmak belki de daha kötüsü hiçe saymak diyor. Ve böyle bir yorum. Yine yukarıda bir yorum vardı. Ben onu da size kısaca bulup ve okumak istiyorum. Bence o yorum da çok iyiydi. Şu anda gözlerim biraz yorgun. Gerçekten diyor. Bir dakika. O yorumu bulayım ben. Bu yorum filmdeki bir repliği almış. Ne diyor? Ülkedeki fareleri anlatıyor. Halkı ezen ve hor gören fareler diyor. Değerli arkadaşlar, gerçekten bu filmi size kesinlikle tavsiye ediyorum. Size her zaman söylediğim gibi tavsiye ettiğim filmlerin hem sizi ekran başına tutacağından emin olduğum hem de bir şeyler öğreneceğinizi düşündüm. Filmleri size tavsiye ediyorum. Tabii ki hit filmler var ama bu filmler, hit filmler herkes tarafından biliniyor diye onları tavsiye etmiyorum. Gözden kaçan ama mutlaka izlenmesi gereken filmleri size tavsiye ediyorum. Değerli dostlar, like atmayı, yorum yazmayı lütfen unutmayın. Abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. 1000 aboneye çok fazla kalmadı. Hep beraber geleceğiz. Hepinizin desteğiyle sevgi ve saygılarımla öpüyorum canlar. Görüşmek dileğiyle.